الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أمين قردشتا إن شاء الله bu haftadan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, İslam'a olan daveti ve yapmış olduğu İslam mücadelesi ile alakalı derslerimize başlayacağız. Tabi siyer dersi derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dersleri derken salt bir biyografi olmadığını bilmeliyiz. Yani salt Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatı olarak okumamalıyız. Bunu müdaresi ederken, bunu okurken hayata müdahil kılmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hangi dersler çıkarılmalı? Hayata nasıl müdahil kılmalı? Nasıl hareket metodu çıkarmalıyız? Nasıl ilkeler çıkarmalıyız? Onlardan bahsetmemiz gerekir. Yoksa siyeri salt biyografi olarak okursak sadece okumuş oluruz. Okumak için okumuş oluruz ve hayata da müdahil kılmamış oluruz ve Kur'an-ı Kerim'i de bir hayat kitabı haline getirmemiş oluruz. O yüzden siyer sadece salt biyografi kitabı değildir diyebiliriz kardeşler. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Biz siyeri niçin okumalıyız veya nasıl okumalıyız? Onlardan bahsedeceğiz inşallah bu dersimizde. Allah Azze ve Celle kitabını indirdiği gibi Resulü de göndermiştir. Yani kitaplarını gönderdiği gibi rasuller de göndermiştir. Resulü göndermesindeki ana sebep ve bizim siyer ilmini öğrenmemizdeki ana sebeplerden, temel başlıklardan bir tanesi kitabı daha iyi anlamak için. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ Şüphesiz ki size Allah'tan bir nur, ap açık bir kitap geldi dedi Allah Azze ve Celle. يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ Allah onunla rızasına uyanları kendi yollarına eriştirir dedi. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَى صِرَاتٍ Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir dedi Allah Azze ve Celle bu kitapla bu Resulle dedi. Allah Azze ve Celle başka bir ayette buyurdu ki Ya eyyuhen nasu kad caetkum min rabbikum ve şifaun lima fi sudur Ey insanlar size Rabbinizden size Rabbinizden bir öğüt ve sinelerde olana bir şifa gelmiştir. Ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Müminler için hidayet ve rahmet gelmiştir diye buyurdu Allah Azze ve Celle. Kardeşler Allah Subhanahu ve Teala doğru yola iletirken, Allah Subhanahu ve Teala karanlıklardan çıkarırken bunu bir Resul aracılığıyla yapmıştır. Yani kitabı gönderdiği gibi bir rehber de göndermiştir. Bu kitabı nasıl anlayacağız? Bu kitap mücmel bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim mücmel bir kitaptır. Genel tafsilatıyla bütün şeyleri tek tek açıklamaz. Mesela namaz meselesi gibi. Allah Azze ve Celle kitabında namazı kılın der. Fakat namazın rükunlarını, namazın şartlarını, namazla alakalı o namazı bozan unsurları Resul bizzat pratize ederekten Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Açıklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namaz kılın dedi Aleyhisselatü Vesselam. Kim mücmel bir kitaptır, bazı yönleri anlaşılmayabilir, bazı yönlerini Arap toplumu yanlış anlayabilir ve Kur'an-ı Kerim Arap toplumuna geldiği zaman Arap lügatıyla geldiği için insanlar farklı bir şekilde anlamışlardır kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle mesela ayette buyurdu ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا بِا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ فَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya işte onlar hidayet üzeredir dedi Allah Azze ve Celle. Onlara Onlar hidayet üzeredir dedi. Sahabe geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü kim imanlarına zulüm karıştırmaz dedi. Yani sahabenin algıladığı ilk et etapta mütebadiren anladığı şey neydi aklına gelen ilk şey? Zulüm insanın e, Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış olduğu bir cürüm, bir günah olaraktı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği zaman bunu nasıl tahsih etti? Nasıl düzeltti? Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkladı? ne dedi bu sizin anladığınız bir zulüm değildir bu zulüm inne şirke zulmun azim ayetindeki yani lokman suresindeki bu ayetteki şirk büyük bir zulümdür bu zulümden kasıt şirktir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz kita Allah Azze ve Celle kitabını gönderdiği gibi Resulü de göndermiştir. Ta ki insanlar anlasın diye. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz sana zikri kitabı indirdik. İnsanlara onlara indirileni açıklayasın diye indirdik dedi Allah Azze ve Celle. Resulün vazifesi nedir kardeşler? İki tanedir. Bir, tebliğdir. Allah Azze ve Celle ayette buyurdu. Ya eyyuhar rasulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey Resul Allah'tan sana indirileni, Rabbinden sana indirileni tebliğ et dedi. Bu birinci vazifesi. Yani Resulün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birinci vazifesi budur. Tebliğdir, İnsanlara ulaştırılmasıdır. İki, ayette okuduğumuz üzere insanlara beyan etme, etmektir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ yani insanlara indirilerini açıklayasın diye e, sana bu kitabı indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşler bazı ayetler nüzul sebebi olmadan, siyer olmadan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun nasıl anladığı, nasıl anlattığı, nasıl tatbik ettiği, sahabenin nasıl anladığını anlamadan... Bizim anlamamız mümkün değildir. Yani kitap şöyle bir şey değildir. Ben akli çıkarımlarımla, felsefik bir takım çıkarımlarımla, Aristo'nun mantığıyla, işte falanca filozofun, falanca mantıkçının, falanca kelamcının anladığı şekilde ben e, kitaptan anlayabilirim. Kitap böyle bir kitap değil. Bu kitap, Resul'ün açıklamasıyla anlaşılabilecek kitaptır. Kitap açıktır, eyvallah. Fakat bazı meselelerde, insanların yanlış anlama olasılığı yerlerde, mutlaka Allah Azze ve Celle'nin muradının ne olduğunun açıklanması gerekiyor. Mesela buna bir örnek verelim. Allah Azze ve Celle dedi ki Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresinde وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah yolunda infak edin, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik yapın, ihsanda bulunun. Şüphesiz ki Allah muhsinleri, iyilik yapanları sever dedi. Şimdi ayette ilk etapta anlaşılan nedir? İlk anlaşılan şu. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmamamız gerekir. Tehlikeli olan işlere girişmememiz gerekir. Aynı meseleyi bazı insanlar anladı mı? Bazı insanlar aynı şekilde anladı. Konstantiniye fethi sırasında Konstantiniye'ye sefer yapılırken bir tane kişi cihat esnasındayken savaşın içerisinde, topluluğun içerisinde, düşmanın içerisinde dalıyor. Düşmanın içerisinde dalınca insanlar da diyor ki kendi eliyle kendisini tehlikeye attı dediler. Kendi eliyle kendisini tehlikeye attılar. Ebu Eyyub el Ensari oradaydı sahabeden. Yavaş olun ey insanlar dedi. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Biz ne zaman cihattan geri duralım dedik. Biz ne zaman mücadeleden geri duralım dedik. Biraz işte bağ bahçemizle ilgilenelim biraz iç, içerimize dönelim yani bugünün deyimiyle biraz ekonomik olarak kalkınalım, İslami mücadeleden geri duralım dedik. Ayet bunun üzerine indi. Ne demek oluyor? İslami mücadeleden geri kalmak suretiyle kendi elinizi kendinize, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın dedi Allah Azze ve Celle. Ayet şimdi daha açıklandı mı? Açıklandı. Günümüzde insanlar mesela e, Müslümanlara müslimlere geliyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki siz insanlara açık açık kitabın ortasından okuyarak, insanları tekfir ederek, tağutlardan teberri ederek, tağutlardan içtinap ettiğinizi her yerde ilan ederekten, kitabın da ortasından da okuyaraktan siz kendi elinize kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Yani tağutlar size zulmediyorsa, sizi hapsediyorsa, sizi tehdit ediyorsa, size baskı yapıyorsa, size ceberrutluk yapıyorsa, yani tağutlar tağutluğunu yapıyorsa sizin siz kendi elinizle yaptığınızdan dolayı oluyor diyorlar. Yani fakat ayete baktığımız zaman ayet açık bir şekilde İslami mücadeleden geri durmaya Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın demiştir. O yüzden siyer Kur'an-ı Kerim'in arka planıdır. Kur'an-ı Kerim hangi atmosferde indi, nasıl indi, Resul bunu nasıl tatbik etti, sahabe bunu nasıl anladı? Bu şekilde e, anlaşılması gerekir diyerekten siyer nedir? Bu bu meselede bize yol gösterir kardeşler. İkinci bir mesele siyer. Kuran-ı Kerim'i nasıl tatbik edeceğimizi, nasıl hayat kitabı kılacağımızı bize gösterir kardeşler. Allah Azze ve Celle biz dedi ki, kitap gönderdi, resul gönderdi, resulle kitabı biz nasları aldık, tatbik etmeye çalıştık. Dedi ki ibadetler var, bazı ibadetler, namaz var, oruç var, zekat var. Biz biraz daha teşvik olmak için, biraz daha daha fazla ibadet edebilmek için bir şeyler kendi kafamızdan bir takım çıkarımlar yaptık ve ibadetlerde aşırıya gitmeye başladık. Aslında sünnete uymamız mı gerekir? Aslında sünnete uymamız gerekir. Mesela örnek verelim buna. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a evine üç tane sahabe geliyor. Annelerimizden bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ibadet ederdi? Evde gününü nasıl geçirdi? Tabi e, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın zevcelerinden bir tanesi de söylüyor. Anlatıyor. Anlatınca bunlar da kendi amellerini kınıyorlar. Diyorlar ki Resul nerede? O nerede? Biz neredeyiz? Yani Resulün mertebesine biz ulaşamayız ki, onun gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmıştır. Bir tanesi dedi ki, ben artık sürekli ibadet edeceğim. Diğeri dedi ki, ben sürekli oruç tutacağım, iftar etmeyeceğim, bir şey yemeyeceğim dedi. Üçüncüsü de dedi ki, ben kadınlardan uzak duracağım, kadınlarla evlenmeyeceğim dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu duydu, yanlarına geldi dedi ki, şu şu sözleri söyleyen sizler misiniz dedi. Onlar da evet dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ben dedi Allah'tan en çok korkanınızım dedi. Ben in, yerim, iftar da ederim, oruç da tutarım. Aynı zamanda ben ibadet de ederim, bazen de dinlenirim ve bazen de e, bazen de iftar eder, e, bazen de ibadet eder, e, dinlenirim ve kadınlarla da evlenirim dedi. "Umen رَغِبَ عَنْ sunneti فَلَيْسَ Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dedi. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide vuruyor. Mescide iki direğin arasında bir tane ip görüyor. Diyor ki bu ip kimin? Bu, bu diyor ki Zeynep'in ipidir. Yani namaz kılarken yorulduğu zaman bu ipe tutunur. O ipe tutunaraktan namaz kılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu bağı çözün diyor. Kim, sizden kim e, yorulduğu zaman otursun, dinlensin, uyusun. Kim de e, canlılık halindeyse, güçlüyse, kuvvetliyse o zaman namaz kılsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın normalde eğer biz kendi çıkarımlarımızla Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye kalksak, kendi çıkarımlarımızla kitabı tatbik etmeye kalksak, biz ne yapmış oluruz? Aşırı gitmiş oluruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaten hadiste ne diyor? Helekel <laughs> mutanattı'un diyor. Aşırılar helak olmuştur diyor. Yani aşırı gidenler, aşırılar helak olmuştur diyor aleyhissalatü vesselam. Üç kere bu cümleyi tekrarlıyor. Kardeşler, o halde bizim siyeri öğrenmemizdeki ana gayelerden bir tanesi ikinci ilke kitabı iyi tatbik edebilmek için siyeri öğrenmek zorundayız diyebiliriz. Üçüncüsü en önemli mesele bunun üzerinde duracağız. Örnek almak için. Örnek almak için. Allah azze ve celle kitapla beraber resulü gönderdi. Resulün nasıl tatbik edileceğini. Resul'ün bu kitabı nasıl tatbik ettiğini, nasıl beyan ettiğini aynı zamanda da onun bir örnek alınması için göndermiştir kardeşler. Yani resulleri göndermesindeki, toplumlara göndermesindeki temel gaye nedir? İnsanlar o resule baksınlar. O kitabı nasıl tatbik edilir? Nasıl yaşanır? Onu öğrensinler diye. Yani zaten müşrikler müşriklerin de ana sebeplerinden bir tanesi böyle iman etmelerindeki ana faktörlerinden bir tanesi nedir? Resuller geldiğinde derler ki Resul niye geldi ki? Bir melek gelme, gelmeliydi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا عَلَيْنَا اَوْ نَرَى رَبَّنَا Onlar bizimle karşılaşmayı ummayanlar ne dediler? Bize bir melek gelmeliydi veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Yani onlar Resul'ün gelmesine şaşırdılar. Kend, kendilerine bizzat Allah katından bu adam geliyorsa Allah Azze ve Celle bunu elçi olarak seçmişse madem öyle melek göndersin dedi. Allah Azze ve Celle zaten kendi cinsinden olmayan bir kimseyi örnek alınmasını istemez. Yani Allah Azze ve Celle kitabında insanlar, insanları yaratıp insanları en iyi bilen olduğu için Allah Azze ve Celle insanların da kendi cinsinden örnek alınacağını bildiği için insan cinsinden bir elçi göndermiştir. Allah Azze ve Celle melek de gönderdi. Hatta başka bir ayet İsra suresinde diyor ki eğer yeryüzünde melekler mutmain bir şekilde gezselerdi biz onlara elçi olarak melekler gönderdik. Ama yeryüzünde kimler var? İnsanlar var ve insanlar mutlaka insan olan bir elçiye tabi olmak ve onu örnek almak zorundadır. Yani zaten baktığımız zaman insan kendi varlığının dışında bir kimseyi örnek alabilir mi kardeşler? Örnek alması mümkün değil. Melek olan bir şeyi nasıl örnek alacaksınız? Kendi cinsinizden olacak ki siz örnek alabilirsiniz. Allah Azze ve Celle de bunu bildiği için kullarını yaratıp kullarını en ince detayına kadar bildiği için o yüzden ne yapmıştır? Resulü, Resulü göndermiştir. Yani insan göndermiştir Resullerden. Allah Azze ve Celle ayette buyurdu ya Ela ya'lemu mel halak ve huvel latiful habir. <laughs> o yarattığını bilmez mi? O latif ve habirdir. Yani her şeyi en ince detaylarına kadar bilen, her şeyden haberdar olan latif ve habirdir dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler bu söylemiş olduğumuz şey yani bir örnek, örneklik meselesi bugün psikologların Aynı zamanda eğitim bilimcilerin yani terbiyecilerin aynı zamanda bütün ilim dallarında da birçok insan, insanları eğiten insanları, insanlara yön veren insanların e, temel olarak almış olduğu şeylerden bir tanesi. Modelleme yol, yoluyla öğrenim, modelleme yoluyla öğretimdir. Şimdi baktığımız zaman genel olarak bir tane örnek koyarlar ortaya. Bu örne, örnek üzerinden insanları davranışlarını çözmeye başlarlar. Ki mesela çocukluğumuza gidin. Mesela çocuğu, çocuğumuz varsa çocuğumuz üzerinden de görebiliriz. Bir bebek gelişimine ilk konuşmasından ta yürümesine, işte büyümesine kadar kimi örnek alır? Ebeveynini örnek alır. Anne babasını örnek alır. Mesela erkek çocuk babasını örnek alır. Kız çocuk annesini örnek alır. Modelleme yoluyla öğrenim budur. Yani Örnek veriyorum. Çocuk büyüdü, ergenliğe geldi. Ergenliğe geldikten sonra kimi örnek almaya başlayacak? Sevdiği, daha çok imrendiği, daha çok başarı sahibi olan birilerini örne örnek almaya başlayacak. Onlarla özdeşleşecek. Özdeşleşme mekanizması diyorlar. Yani onun yaptığı hal ve hareketlerin hepsini kendi içerisinde eritecek, kendi içerisine alacak ve o davranışları sergileyecek. Ve dolayısıyla bunu da ne yapacak kendi davranışlarını değiştirmeye başlayacaktır. Zaten pedagoglara gittiğiniz zaman, çocuk eğitimcilerine gittiğiniz zaman çocuğu hemen derler, bu çocuk babasını taklit ediyor, bu çocuk annesini taklit ediyor. Ortada bir sorun varsa e, anne-baba sorunu vardır. Ortada bir sorun varsa çocuğu tak, kimi taklit etmişse, kimi rol, kimi model almışsa, kimi prototip olarak almışsa asıl oraya temas ediyorlar. Çünkü çocuk duyduğundan değil kardeşler gördüğünden etkilenir. Bakar onu et, ondan etkilenir ve ondan ne yaparlar? Ondan davranışlarını değiştirmeye başlarlar. Burada bir parantez açabiliriz. Normalde tavutlar şeytanların kendilerine vahyettiği tavutlar. Bunu çok iyi bildikleri için kardeşler ne yapıyorlar? Toplumun gözü önüne sanatçı, manken, stand-upçı, komedyen, sporcu bunları ekranlara koyuyorlar kardeşler. İşte bu sizin modelinizdir, örneğinizdir diyorlar. Onların ne yediğini, ne içtiğini, affedersiniz ne zıkkımlandığını hepsini toplumun gözünün önünde yaptırıyorlar. Ve sonra sen böyle yemelisin, sen böyle içmelisin, sen böyle konuşmalısın, sen böyle davranışlar sergilemesin, sen şu renk kıyafet giymelisin diyerekten topluma pazarlıyorlar. Kapitalizm kapitalizmin sermaye sahipleri de sermayelerine sürekli sermaye katıyorlar. Sürekli sermaye katıyorlar ve toplumu da erozyona uğratıyorlar. Toplumu erozyona uğratıyorlar ve toplum günden güne değer yargıları toplumun artık kendi hassasiyetleri gitmeye başlıyor. Hepiniz düşünün. Bir 20 yıl öncesine gidin kardeşler. 20 yıl öncesindeki toplumun değer yargıları toplumun kendi hissettikleri veya tepki gösterdikleri, reaksiyon gösterdikleri meselelerde bugün aynı tepkiyi göstermediğini görürsünüz. Niye? Artık toplum tabaka tabaka bu gösterilen modellere uymuşlar ve tabaka tabakana atmışlar erozyona uğramışlar. Zaten moda dediğimiz zırva da buradan geliyor. Yani insanlara şunu giymelisin, şunu içmelisin, şunu yapmalısın, şunu şöyle şöyle söylemelisin diyerekten insanların sözlerine ve davranışlarına dahi etki etmeye başlıyorlar. Maalesef tağutlar bunları iyi bildiği için insanların bunun da etkilendiğini ve davranışlarını buna göre düzenlediklerini bildikleri için hem görsel medyada hem yazılı medyada sürekli bunları ön plana koyuyorlar. Siz Sizin prototipiniz, sizin örneğiniz budur diyorlar. Nereye gelmek istiyorum? Şuraya gelmek istiyorum. Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de bunu bir örnek olarak koymuştur yani modelleme yoluyla öğrenim aslında Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara öğretmiş olduğu bir öğrenim çeşididir. Ve en etkili öğrenim çeşidi de budur kardeşler. En etkili öğrenim yolu da budur. Siz birine bir şey söylemenize gerek yok. Araplar diyor ya lisanul hal amtaqu min lisanil makal. Lisan-ı hal insanın davranışı sözünden daha etkilidir. Lisan-ı makalinden, lisan-ı kalinden daha etkilidir diyor Araplar. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece davranışınızla onları eğitebilirsiniz. Allah Azze ve Celle de kitabında ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır diyor Allah Azze ve Celle güzel bir örnek diyor Allah Azze ve Celle. Üsve kelimesi nedir? Üsve kelimesi bakın çok ilginçtir. Üsvenin diğer anlamlarını ele alacak olursak. El usuv dediğimiz zaman ilaç anlamına geliyor. Veya bir doktorun hastasını tedavi ederken işte kullandığı ilaçların hepsine el usuv deniliyor. Aynı zamanda doktora da ne demişler Araplar, eski Araplar? El asi demişler. Us Usve kelimesinden geliyor bunlar. Veya İki topluluk küstür, iki topluluk savaş halindedir. Onları barıştırana da aynı kelimeden gelen, Esa kelimesinden gelen bir kelime kullanılıyor, fiil kullanılıyor. Kardeşler, usbe yani model olarak, prototip olarak ortaya konulan kişi, insanları tedavi ettiği için, insanlara ilaç gibi yudum yudum onu içirdiği için, insanların arasını ıslah ettiği için Allah Azze ve Celle gelmiş, A bu, bu, şekilde ne yapmıştır? Bu kelimeyi bu şekilde kullanmıştır. Ve Allah Azze ve Celle bunun model olduğunu söylemiştir kardeşler. Allah Resulü'nün model olduğunu söylemiştir. Niye? Allah Resulü hevasına konuşmaz. Allah Resulü kita kitabından, kitaptan, o kitapta öğrendiklerini, kitaptan vahiy olarak aldıklarını olduğu gibi insanlara aktarmış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara birer örnektir kardeşler. Ve bu örneklik aslında zorunludur. Yani bir tercih değildir. Ben örnek almasam da olur diyemez insan. Ben sadece kitabı salt okuyabilirim. Bugünkü zındıkların, bugünkü kendisine Kur'an talebesi diyen, Kur'an işte edebiyatı yapan fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden çıkaran, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı İslam'ın merkezinden çıkarıp da kendi akıllarını ilah edinen, kendi akıllarına tapan bir takım insanların yaptığı gibi değil. Bilakis Allah Resulü merkezdedir. Allah Resulü tercih Allah Resulü örnek alınması tercih değil zorunluluktur ve Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam için ne diyor? Lakat kana lakum fi Rasulillahi usbatun hasana. Allah Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır diyor kardeşler. Peki kimin için üsve-i hasenedir? Kimin için üsve-i hasene olması gerekir? Veya kimler için üsve-i hasene değildir? Ona bakalım. Ayetin hemen devamında ne diyor? Limen kana yercullaha ve'l yevmel ahira ve Allah'a kethira. Allah'ı umacak, ahireti umacak ve Allah'ı çokça zikredecek. Bunlar için güzel bir örnektir diyor. Buraya geleceğiz. Allah Azze ve Celle burada usve kelimesini nekira olarak kullanıyor. Usve kelimesini nekira olarak kullanıyor. Yani belirtisiz bir isim olarak kullanıyor. Ne demek bu? Allah Resulü'nde sizin için her alanda güzel bir örnek vardır. Bu ayet nerede iniyor? Ahzab savaşında iniyor. Ahzab günü iniyor yani Hendek Savaşı'nda iniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin o anki psikolojisini düşünün. Medine'ye saldırıyorlar. Medine'de bir açlık bir kıtlık var. Sahabeler karınlarına taş bağlamışlar. Allah Resulü iki tane taş bağlamış. Koalisyon güçleri bütün müşrikler Müslümanların, müslimlerin üzerine geliyor. Ve arkadan Beni Kureyze ve diğer Yahudiler de satıyor. Artık tek başlarına kalmış. İçeriden de münafıkların yaygarası, münafıkların fitne fesadı bitmiyor. Allah Resulü tam bu ortamdayken hendek kazılıyor. Hendekle savunma cihadı yapacaklar. Savunma mücadelesi verecekler. Kaya çıkıyor karşılarına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve sahabesinin psikolojisini düşünün. Aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam da o kayayı parçalıyor. İşte... Bu ortamda Allah Azze ve Celle ne diyor? O psikolojik e, tahlillerin yapıldığı o ayetlerin arasına hemen Allah Azze ve Celle dedi ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي fi Resul, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardı, vardır dedi Allah Azze ve Celle. Yani sadece savaşta değil, bir öğretmen olarak, bir davetçi olarak, bir komutan olarak, bir ee, aynı şekilde bir baba, baba olarak bir aile reisi olaraktan her alanda sizin için güzel bir örnek vardır dedi. Kardeşler bunlar kimin için örnektir? Ayetin devamında diyor ki limen kana yercullah <laughs> ve yevmel ahire ve Allah'ı uman, ahireti uman ve Allah'ı çokça zikreden. Bu ne demek? Yani şu üç şart olmazsa kişi kendine Resulü örnek alamaz. Biz Resulü örnek almak istiyorsak, hayatımıza yansıtmak istiyorsak, bu üç şeyi hayatımıza geçirmek zorundayız. Allah'ı ummak. Yani hayatımızın merkezinde Allah'ın rızası olması lazım. Yani Allah, Allah Azze ve Celle benden nasıl razı olur? Hangi sözleri ve eylemleri yaparsam Allah benden razı olur? Bunu kendimize dert edinmemiz lazım. Kişinin böyle bir derdinin olması lazım. İki, لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Ahireti umacak diyor Allah Azze ve Celle. Yani ahiret gibi bir derdi olacak. Yani ben öldüğümde kitabı sağ tarafından verilenlerden mi olacağım? Yoksa sol tarafından verilenlerden mi olacağım? Firdevslere varis mi olacağım? Adın cennetlerine mi gideceğim? Yoksa cehennemin tabakalarından bir tabakaya mı düşeceğim? Sözlerimle, eylemlerimle Allah'ı gerçekten Allah'la karşılaştığımda hangi yüzle Rabbimin karşısına çıkacağım diyerekten kişinin bunu düşünmesi lazım. Ahiret gibi bir derdi olması lazım. Üç, Allah'ı çokça anacak kardeşler. Allah'ı çok anacak. Seven sevdiğini çok anmaz mı? Seven sevdiğini çok anar. Allah'ı zikredecek, Allah'ı hatırından çıkarmayacak, fikrinde, zikrinde, amellerinde sürekli Allah Azze ve Celle'yi hatırlayacak ve bu üç şartı içerisinde barındırdığı zaman zaten otomatikmen Allah Resulü'nü örnek alacak. Yani Allah'ı uman kimse, ahireti uman kimse ve Allah'ı çokça zikreden kimse bu benim Rabbimden gönderilmiş bir elçidir Rabbim bunu bana bir örnek olarak göndermiştir. Ben Rabbimi razı etmek istiyorsam ahiret gününde hüsrana uğrayanlardan, rüşva olanlardan olmak istemiyorsam o halde Resul'e tabi olmak, Resulü model olarak almak zorundayım diyecektir kardeşler. Burada şunu da söyleyebiliriz kardeşler. Biz mesela topluma baktığımız zaman siyer okumaları yapılınca işte Resul örnektir diyoruz. İşte herkese örnektir diyoruz. Herkese örnek fakat herkes örnek alamıyor. Herkes örnek olduğunu, herkese için örnek olduğunu söylüyor. Fakat bir öğretmen, bir davetçi, bir komutan, bir yönetici Resulü hakkıyla e, örnek alamıyor. Veya örnek alındığını söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir takım bidatlar ortaya koyuyorlar. Havuzda, Kevser havuzunda beraber karşılaşmayı umuyorlar. Ama nedense kıyamet günü Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam Kevser havuzunun başında birileri gelecek onlar uzak olsun diyecek insanlardan oluyorlar. Demek ki herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla örnek alamıyor kardeşler. Bir madde daha söyleyebiliriz burada. Biz niçin örnek almalıyız Allah Resulü'nü? Biz niçin örnek almalıyız? Yeryüzünde temkin bulmak için, yeryüzünde iktidar sahibi olabilmek için, yeryüzünde Allah'ın kelimesinin en yüce olması için Allah Resulü'nü örnek almalıyız. Bunu niçin söyledik? Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nde buyuruyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ardi, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah içinizden iman edip salih amel işleyenleri öncekileri yeryüzünde halifeler kıldığı gibi onları da halifeler kılacağına dair vaad etti diyor. Allah Azze ve Celle söz verdi bunlara. Ve la yumekkinanna lahum dinahum allazi irtada Onları razı olduğu dinde yeryüzünde güç sahibi, iktidar sahibi yapacak. Ve la yubeddilanna lahum ve la yubeddilannahum min Onların korkularını emniyete çevirecek. Ya'buduneni ve la yushrikuna bi Bana, onlar bana ibadet eder ve hiçbir şeyi ortak koşmaz dedi Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle burada dört şart zikretti. İman, salih amel, Allah'a ibadet ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Allah Azze ve Celle bu vaadini veriyor. Peki biz bunu nereden çıkardık? Allah Azze ve Celle bir önceki ayette yani ayetin siyakında, ayetin bağlamında ne dedi bir önceki ayette? قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ De ki Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Resul'ün vazifesi onun üzerinedir. Sizin üzerinize olan da sizin üzerinizdir dedi Allah Azze ve Celle. Devamında da ne dedi? وَاِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا Eğer sen, siz Resul'e uyarsanız hidayete erersiniz. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينُ Resul'e düşen ise ap açık bir tebliğdir. Kardeşler biz yeryüzüne temkin istiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almalıyız. Hayatımıza onun tatbik ettiği gibi, ilk dönemde sahabenin tatbik ettiği gibi aynı şekilde tatbik etmek zorundayız ve bunu da ancak siyeri düzgün bir şekilde, dört başı mamur bir şekilde okuyarak anlayabiliriz kardeşler. Biz dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnektir dedik. Bu örneklerle beraber inşallah dersimizi kapatalım. Mesela diyoruz ki arıyoruz. Yani birçok örnek arıyoruz çevremize bakıyoruz. Yani kafirlerin diyarında yaşadığımız için, küfür topraklarında yaşadığımız için sürekli birilerini örnek arıyoruz. Aslında Resul bize her alanda örnek kardeşler. Sadece bir davetçi, bir komutan, işte bir yönetici bununla sınırlı kalmaması lazım. Allah Resulü'nün muamelesine baktığımız zaman kardeşler müthiş bir şeyle karşılaşıyoruz. Allah Resulü her alanda örnektir. Biz bir iletişim uzmanı mı arıyoruz? Evet, Allah Resulü bir iletişim uzmanı olarak en güzel örnektir. Bir tane genç geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana zina etmem için izin verir misiniz? Allah Resulü tabii şaşırmıyor. Normal bir şey demiyor. Bize gelse veya sahabeden birine gelse ilginç bir şekilde belki tepki gösterecek. Allah Resulüne geliyor söylüyor. Allah Resulü diyor ki gel bakayım diyor oturuyor. Oturduktan sonra diyor ki sen diyor annenin zina yapmasını ister misin diyor. İstemem ey Allah'ın Resulü. Kim annesinin zina yapmasını ister? Sonra tekrar soruyor. Diyor ki sen kız kardeşinin zina yapmasını ister misin? İstemem ey Allah'ın Resulü. Sen teyzenin halanın e, zina yapmasını ister misin? İstemem ey Allah'ın Resulü dedi. İşte o da senin zina için izin istediğin kişi de ya birinin annesi, ya birinin kız kardeşi, ya birinin halası, ya birinin teyzesi dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne yaptı? Empati kurmasını sağladı. İşte en iyi iletişim uzmanı Allah Resulü'dür sallallahu aleyhi ve sellem en iyi psikolog mu arıyoruz? En iyi psikolog da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Az önce Hendek gazbesinden bahsettik. Ahzab gününden. Ahzab gününde kendilerinin önünde kaya çıkıyor. O atmosferi düşünün. Hem içeriden hem dışarıdan fitne etrafınızı kuşatmış. Karnınızda taş var açlıktan dolayı ve önünüzde bir model olarak Resul var. Resul de size bir şey vaat ediyor. Diyor ki yeryüzünde imkan sahibi olacaksınız. Bütün Ceziretül Arap size boyun eğecek. Bütün Rum toprakları size boyun eğecek diyor. Ama bakıyorsunuz karn, karnınızı açlıktan taş bağlıyorsunuz. Allah Resulü ne yaptı orada? Bakın bir psikolog arıyoruz. Allah Resulü en güzel örnek diyoruz. Gel getirin dedi o şeyi. Baltayı getirin dedi. Allah Resulü vurdu. Allahu Ekber dedi. Ben Şam'ın anahtarları bana verildi dedi. Allahu Ekber dedi. Yemen'in kapılarını görüyorum dedi. Allahu Ekber dedi ben. Kisra'nın saraylarını, Kisra'nın altınlarını görüyorum dedi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara hedef gösterdi kardeşler. Hedef göstererek onları biraz daha motive etti. Biz aile terapisti mi arıyoruz? Biz aile terapisti mi arıyoruz? En güzel terapist Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fatıma radıyallahu anh'ın yanına geldi Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki Ali nerede? Yani amcanın oğlu nerede? Dedi ki onunla tartıştık mescide gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide gidiyor, arıyor. Ali bir bakıyor, yatıyor. Yerde toz toprak içinde. Kum ya ebe turab, kum ya ebe turab diyor. Toprağın babası, toprağa bezenmiş, toprakla hem holo, hemhal olmuş adam, kalk diyor. Diyor, onunla direkt konuşuyor. Yani sen kızıma niye böyle yaptın? veya işte kızını karşına alıp sen çok haklısın gidip işte karşımıza alıp azar çekmemiz lazım diye bir şey söylemiyor. Kaynağına gidiyor. Ona güzel tatlı bir e, lakap da takıyor. O lakapla zaten Ebu Ali radıyallahu anh artık o lakapla lakaplanıyor ve bu şekilde meseleyi çözüyor. Biz iyi bir pedagog mu arıyoruz kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselamın çocuklara davranışını görebiliriz. Enes İbni Malik diyor ki ben 10 sene boyunca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim. 10 sene boyunca bana bir kere olsun uf bile demedi. Yani yaptığım ameli kanamadı. Bir şeyi yapmadığım zaman niçin bunu yapmadın demedi. Bir şeyi yaptığım zaman da şunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu demedi diyor aleyhissalatü vesselam. Bir biz kardeşler biz yönetici mi arıyoruz? İyi bir yönetici mi arıyoruz? İyi bir idareci, iyi bir başkan mı arıyoruz? Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim için güzel bir örnektir. Bakın Medine'de Münafıkları okuduğumuz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla muamelesine baktığımız zaman zaten ortaya çıkıyor. Adamlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın her sözü üzerine bir fitne çıkarıyorlar. Sahabenin arasına ayırmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pak eşine iftira edecek kadar ne yapıyorlar? Fitne fesat yapıyorlar. Hatta yeri geliyor Peygamber aleyhissalatu vesselama suikast bile yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah Resulü sahabe, sahabesi aleyhissalatu vesselama diyor ki bunu öldürelim ey Allah'ın Resulü. Abdullah İbni Ubey İbni Selul için. Öldürelim ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Yolda karşılaştığı zaman selam veriyor, selam alıyor. Güler yüzle muamele ediyor. Ee, tam zıddı bir tavır sergiliyor. Öldürelim diyor. Hayır diyor. Muhammed ashabını öldürüyor dedetmem diyor Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed ashabını öldürüyorlar demesin diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Dışarıdan bir propagandayla sanki içeride insanlar birbirlerini öldürüyor demesinler diye. Ve zaten zamanla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun fitnesinden emin oluyor. Biz bir komutan mı arıyoruz savaşta, cihatta? Bir komutan mı arıyoruz? En iyi komutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların çokluğuna aldanıp da Huneyn'e gittiği zaman yani sahabeleri, bir anda pusuya düşüyorlar. Herkes bir tarafa dağılıyor. Allah Resulü ne yapıyor? Kaçıyor mu? Kaçmıyor. Olduğu yerde duruyor ve insanları toparlayabilmek için bağırıyor. Ben nebiyim. Hiçbir şekilde bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, oğluyum diyerekten insanları tek tek çağırdı Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'ın o kararlılığı, o dik duruşu insanların tekrardan gelip o savaşı da tekrardan kazanmasına vesile oldu. Kardeşler biz iyi bir eş mi arıyoruz? iyi bir koca mı arıyoruz? Yine Allah Resulü'nde bizim için güzel örnek var. Yine Allah Resulü'nde bizim için güzel örnek var. Şimdi şöyle düşünün. Abilerden bir tanesine so, e, misafir olduk diyelim ki. Abi sofrayı donattı. işte ortaya bir şey getirecek. En sonunda yemekleri getirecek. Tam eşinden aldı. Eşinden alırken eşi tuttu. Tabağı vurdu yere. Tabağı paramparça etti. Ve bunu da hepimiz gördük. O abimiz ne yapardı sizce? Yani hepimiz şöyle düşünürüz. Herhalde bir içeri bir gelir misin derdi. İçeriden ta nasıl sesler gelirdi. Allahu alem yani bir bağırışma sesi gelirdi veya insanlar gittikten sonra artık evde harp mı olurdu veya kadın ev, evine mi yollanırdı veya bir talak mı verirdi Allahu alem. Aynısı Aleyhissalatu vesselam'a oluyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın eşlerinden birisi yemek gönderiyor. Ayşe radıyallahu anha o tabağı alıyor. Tam sofraya getirirken vuruyor, parçalıyor. Vuruyor, parçalıyor kardeşler. Sonra Allah Resulü ne yapıyor? Bir şey mi dese beğenirsiniz? Demiyor. Anneniz kıskandı diyor. Tabakları topluyor. Onu, onu çekiyor, bunu çekiyor. Anneniz kıskandı diyerekten sahabenin önüne koyuyor. Eğer biz eş istiyorsak, örnek bir eş istiyorsak o da Allah Resulü'nde vardır kardeşler. Biz iyi bir öğretmen mi istiyoruz? Bir şeyi kardeşlerimize veya öğrencilerimize öğretmek mi istiyoruz? yine Allah Resulü'nde bizim için örnek vardır. Muaviye İbni Hakem diyor ki ben mescide girdim. O zaman namazın ahkamı yeni iniyor. Kendisi bilmiyor. Başka bir bölgeden gelmiş. Diyor ki mescide girdim. Birisi aksırdı. Ben de dedim ki yerhamuk Allah dedim. Ondan sonra insanlar homurdanmaya başladı. Ne oluyor? Niye niye böyle dediniz diyerekten namaza konuşuyor. Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam bu insanların tepkisini görünce tabi içerleniyor Muaviye İbni Hakem sonra Allah Resulü benim yanıma geldi diyor ve Muaviye İbni Hakem'in ifadesini söylüyorum. Anam babam ona feda olsun. Ben bir şey öğretirken onun kadar güzel öğretenini görmedim diyor. Onun kadar güzel öğretenini görmedim diyor. Bana ne kızdı, ne dövdü, ne de sövdü. Sadece dedi ki namaz tekbir, tesbih ve Kur'an okumaktan ibarettir dedi. İşte size en güzel örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her alanda. E yeter ki biz hakkıyla okuyalım. Yeter ki biz hayata pratize edelim. Yeter ki biz şu dillerimizde kalmasın. Şu okuduğumuz kitaplarda, şu koymuş olduğumuz notlarda, defterlerimizde kalmasın. Hayatımıza yansıtalım kardeşler. Resulullah aleyhissalatu vesselamın hayatını biz tatbik ettiğimiz oranda ne yapacağız? Allah, Allah azze ve celle bize rahmet edecek. Allah azze ve celle bizim yollarımızı açacaktır. Ve biz örnek almak istiyorsak, İlk başta Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalıyız. Tanıdığımız oranda seveceğiz. Sevdiğimiz oranda da ne yapacağız? Sevdiğimiz oranda da tabi olacağız. İnsan sevmediği, tanımadığı bir insana tabi olamaz kardeşler. O yüzden siyeri hakkıyla okumalı. Sadece salt biyografi kitabı, salt bir akademik bir kitap gibi okumamalıyız. Bilakis hayata nasıl yaşanılabilir, e, hayata nasıl tatbik edilir, onu onun için okumalıyız diyelim. Allah Azze ve Celle umuyorum onun yaşantısını, hayatına tatbik eden kullarından eyler bizi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, davetini, mücadelesini de inşallah bu dersten sonra anlatmaya başlayacağız. Ve ahiru da'vana Rabbi.